Şöyle söylüyordu Ziya Paşa, vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, elbet bulunur kurtaracak bahtı kara madenini diyerek. Ve Mustafa Kemal de cevap veriyordu, vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, elbet bulunur kurtaracak kara madenini diyerek söylüyordu. Amasya'ya gittiklerinde Ali Fuatlarla, Kazım Karabekirlerle, Mustafa Kemallerle beraber çıktılar. Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi. Ardından Ankara'ya geliş ve Anadolu topraklarından bizi kovmak isteyenlere karşı burası bizim topraklarımızdır, vatanımızdır ve devletimiz olacaktır diyerek meydan okuyanlar sonunda başardılar ve 100 yıldır Anadolu topraklarındayız. Kendilerini Mustafa Kemal, Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanları rahmetle anıyorum ve inşallah bundan sonra da kıyamete kadar da vatan topraklarında özgür yaşayacağız, hür yaşayacağız ve bu topraklarda bizim olduğunu bütün dünya haykırmış olacağız. Biliyorsunuz son zamanlarda yangınlar meydana gelmeye başladı. Bu genellikle Ege bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde oluyordu, birazcık da Marmara bölgesinde, ama son zamanlarda gerek anızlar nedeniyle gerekse de oradaki elektrik tellerinin birbirlerine temas etmesi ile burada yangınlar meydana geldi. Nerede? Mardin'de ve Diyarbakır'da yangınlar geldi. Bununla ilgili olarak da dün burada bütün partiler grup önerilerini bu konuya tahsis etmişlerdi. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Burada özelleştirme yapılabilir. Yapılıyor zaten özelleştirmeler. Ben Manisa milletvekilliği yaparken de Manisa'da da bunlar özelleştirmeler yapıldı. Ama bu özelleştirmeler yapılırken buraların denetim mekanizmalarının sağlam yapılmadığını, bu anlaşmaların doğru ve güzel yapılmadığını gözlemlemiştim ben. Bunları gördük. Şöyle söylüyor özelleştirme firmaları, özelleştirilen yerlerle ilgili firmalar. Biz az paralarla masrafımızı yaparız ama çok kar elde etmek isteriz. Elektrik direklerini değiştirmeyiz. Elektrik tellerini yerin altına almayız veya bunlarla ilgili yenileme çalışmalar yapmayız ve yapmazsak da kimse bize hesap sormaz. Sonra da yangınlar meydana gelir. Nerede gelir? Muğla'da gelir, Bodrum'da, Milas'ta gelir, Manisa'da gelir, Çanakkale'de gelir. Şimdi Mardin'de ve Diyarbakır'da gelir ve burada da 15 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu. Aynı zamanda hayvanlar telef edildi. Önemli olan şu, olayların arkasından gitmek değil. Burada bir araştırma önergesi verildikten sonra, burayı soruşturma önergesi verildikten sonra bir komisyon kurulması değil. Önemli olan olaylar olmadan önce tedbir alabilmektir. Görüyoruz ki hükümet bu konuda tedbir almıyor. Buralarla ilgili helikopterlerin olması lazım. Buralarla ilgili gece görüşlü uçakların olması lazım. Ve aynı zamanda geceliğin de faaliyette bulunabilecek uçakların ve helikopterlerin olması gerekiyor. Bundan 2,5 sene önce ben Muğla'daydım ve yangınların olduğu zaman içerisinde 3 gün boyunca benim bulunduğum yere helikopter gelmemişti. Hatta bazı yangınları ben söyledim, yangınlar başladığında bulunduğum yere 4 saat 5 saat boyunca helikopter gelmemişti. Binlerce orman alanları yandı. Bizim sedir ormanlarımız yandı. Hayvanlarımız yandı. Ekolojik dengemiz bozuldu. Bunlar, sularımız kayboldu. Gelecek nesillere havamızı, suyumuzu, toprağımızı emanet edemedik. Bunlar 50 yılda, hatta 100 yılda, hatta bazıları 200 yılda oluşan ormanlarımız. O nedenle çok ciddi tedbir almanız gerekiyor. Bir yandan iklim değişikliği vardır diyorsunuz. Bir diğer yandan da bununla ilgili tedbirler almıyorsunuz. Orman yangınları olduktan sonra da seferberlik ilan ediyorsunuz. Bunu yaparken de şöyle yapıyorsunuz. Eğer Muğla'da olduysa, yani muhalefet partilerinin olduğu yerde olduysa, burada muhalefet partilerini suçluyorsunuz. Buralarda itfaiyeler gitmedi diyorsunuz. Ya itfaiye ormana gider mi? İtfaiye şehirde faaliyet gösterir. Ama bir sel felaketi Kastamonu'da olduğu zaman orada belediyeleri suçlamıyorsunuz. Orada diyorsunuz ki işte kader diyorsunuz. Bunlar da doğru şeyler değildi. Şimdi bir vergi geldi önümüze. Yakında buraya bir kanun olarak getirecekler. Şimşekgiller ailesinden kurtarıcı Mehmet Şimşek IMF programını yapmaya devam ediyor kendisi. Burada yeni vergiler ihtas ediyorlar. Neredeyse eğer utanmasalar diyecekler ki niye baktın, niye konuştun, niye çocuk doğurdun, niye çocuk doğurmadın, bunlardan da bizden seni niye selam verdin diyerek neredeyse buralardan da vergi alacaklar. Hani Türkiye'nin ekonomisi pik yapmıştı ve şöyle söylüyordu Maliye Bakan, hatırlarsanız sabık eski bakan şöyle söylüyordu, biz uzaya, aya iki gidiş iki geliş yol yapacağız desek yine herkes inanır ve yine bize oy verirler. Bizim ekonomimiz pik yaptı diyordu ama bu sırada 128 milyar dolar Merkez Bankası'nın arkasından birileri tarafından hiç ediliyordu. O nedenle ben gördüğümüz şu ki yeni vergi paketiyle beraber yine yırtılan Deli Bekir'in yakası olacak, vatandaşa olan olacak. Ama öbür tarafta ise bazı özel şirketler, büyük şirketlerin vergi borçları silinmiş olacak. Bazılarına kamu özel işbirliği anlaşması üzerinden bunlara özel imtiyazlar tanınacak. Bu imtiyazlar neler olacak? Bir yandan vergi istisnaları olacak, bir diğer yandan hesap sormayacağız. Soru önergeleri veriyoruz. Bunları ticari sır anlaşması, ticari sır diyerek değerlendiriyorsunuz bakanlarınız tarafından. O nedenle utanılacak konular bunlar. Bu hükümetin özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra... Buyurun. Burada...
Türkiye'nin kötü yönetildiğini görebiliyoruz. Beğenmediğiniz o parlamenter sistemde Türkiye'de hakikaten çok önemli işler yapıldı. Birileri izafi olarak diyebilir. Yok canım, iyi şeyler yapılmadı, eksik şeyler yapıldı diyebilir. Ama bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde özellikle 7 seneyle kıyasladığımız zaman Türkiye iflasın eşiğine gelmiş ve 35 milyar dolar alabilmek için burada anlaşmalara, Suriyelilerin işe girmesi, Suriyelilere istihdam yaratılması gibi dayatmalarla karşı karşıyayız. Sanki duyunu umumiye ile karşı karşıyayız. O nedenle Türkiye'de vergiyle ilgili değişiklik yapılırken vatandaşları ezmek yerine gelin daha çok kazanandan daha çok vergi almak, daha az kazanandan daha az vergi alarak bu konuyu halletmeniz gerekmektedir. Bir diğer taraftan deprem var, biliyorsunuz. Geçen günde Soma'da, Manisa'da 4.8 şiddetinde bir deprem oldu. Türkiye'de deprem bir gerçek. Peki bu gerçekle bu iktidar özellikle 22 senedir yüzleşti mi? Hayır, yüzleşmedi. Daha önce bu kürsüde söyledim. Meksika dünyanın 50. Bu 7. dakika, buyurun toparlayın. Oldu mu Sayın Başkanım? Teşekkür ediyorum. Ve bu depremle ilgili gerek Şili, gerek Meksika çözümler buldular ki birisi 40. sırada, birisi 50. sırada dünyada ekonomik olarak. Türkiye ise 21. sırada veya 20. sırada G20 ülkeler arasındayız. Bulabildik mi? Bulamadık. Ve 2003 ile 2014 yıllar arasında 61 milyar para topladınız. Çok büyük bir para bu. O günün parasıyla deprem vergisi diyerek. Peki bu deprem vergisi nereye gitti? Sayın Mehmet Şimşek'in ifadesiyle yollara gitti. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle depreme harcandı. Hangisi doğruydu? Bunu da bilmiyorduk. O nedenle bu depremle ilgili yüzleşmeyi iktidar, muhalefet beraberce yüzleşmemiz gerekiyor. Bugün akşamleyin A milli futbol takımımızın bir Avrupa Şampiyonası'nda bir maçı var, eleme maçı var. Çekya ile yapacak bir beraberlik bile bize yetiyor. Ben temenni ederim ki bütün Türkiye'yi bir araya getirecek olan, hep beraber yüreklerin topluca birlikte çarpacağı bir iklimi oluştururlar bizim futbolcularımız. Kendilerine başarılar diliyorum. Bir diğer taraftan da burada buyur. Soru önergelerimizi veriyoruz. Bu soru, yazılı soru önergelerimize lütfen anayasanın 98. maddesini çiğnemeden yapın. Keser döner, sap döner, bir günde hesap döner ve mutlaka ve mutlaka bir gün adaletin önüne çıkarsınız. Bakanlara sesleniyorum. Layüsel değilsiniz. Yani tartışılamaz değilsiniz. Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşısınız. Bugün oradasınız. Yarın başka yerde olabilirsiniz. Lütfen soru önergelerimize makul, akli ve de mantıklı cevaplar verin. Vermediğiniz takdirde biz sizi şikayet etmeye devam edeceğiz milletimize. Hatta ben bazı bakanlıkların önüne giderek oralarda basın toplantıları yapacağım. Meclisi, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum efendim. Teşekkür ederim anlayışınız için. Sağ ol Sayın. Teşekkür ederim. Sayın Kavuncu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü. Önemli bir gün. Maalesef ülkemizde son yıllarda uyuşturucu kullanımı korkunç boyutlara ulaştı. Özellikle son iki İçişleri Bakanı'nın neredeyse haftada bir uyuşturucu çetesine veya bir uyuşturucu mafyasının liderini yakaladığına şahit oluyoruz. Böyle anlamlı bir günde geleceğimiz olan çocuklarımızı, Türk çocuklarını bu illetten koruyacak her türlü tedbirin alınması ve bu önemli konuya dikkat çekilmesi çok çok önemli. Erişilmesi çok kolaylaştı. Yani kullanımı yaygınlaştığı gibi uyuşturucuya erişmek eskiye göre çok daha kolay. Tabii burada en büyük sebep, aslında her şey birbirine bağlı. Kötü giden bir ekonomide çıkarılan aflar, çıkarılan vergi aflarıyla yurt dışından getirilen kara para ve bununla beraber de gelen kirli insanlar, ki bunların çoğu uyuşturucu ticaretiyle meşgul, adeta burayı bir kara para cenneti haline çevirdiler ve uyuşturucunun en fazla yaygınlaşma sebeplerinden bir tanesi bu. Ki dün de değinildi, Türkiye'nin gri listede olması gene bu ekonomik zafiyetlerle birebir alakalı, birebir doğru orantılı. 24 Haziran'da hepimizi üzen ve hepimizi yaralayan 8 kadının aynı günde katledildiğini biz gördük. Ben biraz uluslararası rakamları taradım. Elbette her ülkede yaşanıyor bu cinayetler, fakat oransal olarak bilmediğim bir şey öğrendim. OECD içerisinde kadın cinayetlerinin en fazla olduğu ülkeyiz. Bu çok
anormal bir durum. İzmir, Bursa, Sakarya, Erzurum, Denizli ve İstanbul'da tam 8 kadın erkekler tarafından katledildi. Bu şiddeti bir kez daha kınıyorum. Kullanılan dil, mecliste yaşadığımız tartışmalar, zaman zaman mecliste yaşadığımız polemikler, burada oluşturduğumuz bu iklim, inanın vatandaş üzerinde de bir şekilde etkili oluyor. Onun için kullanılacak olan dile, siyasette özellikle kullanılacak olan dilin şiddetten arındırılmasına çok çok ihtiyacımız var. Hele ki böyle bir ortamda. SPK, Sermaye Piyasası Kurulu ile alakalı kanunları konuşuyoruz. Gereklidir, önemlidir. Dün de bahsedildi. Böyle bir kanuna elbette ki ihtiyaç vardır. Kripto piyasasının bu kadar geliştiği, Bitcoin'lerin bu kadar fazla kullanıldığı böyle bir ortamda böyle bir kanunun gelmiş olması doğrudur. Gecikmiş bir kanundur, eksiklikleri vardır. Dün uzun uzun tartıştık, bugün de inşallah 19 maddenin bir kısmını görüşerek kanunla ilgili nihai neticeye ulaşacağız. Tabii dikkatinizi çekmek istediğim bir konu burada. Ben özellikle grup başkan vekili olduktan sonra daha aktif olarak katıldığım birçok çalışmada şunu görüyorum. Mecliste tartıştığımız birçok kanun ya 20 yıllık AK Parti iktidarının yaratmış olduğu sıkıntıları nasıl düzeltirizin kanunları ya da şu anda mevcut olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini uyumlu hale getirecek, hala o düzenlemelerin peşindeyiz. Yani patinaj yapıyoruz. Yani Türkiye'yi ileri götürecek yeni kanun maddeleriyle konuşmuyoruz. 1876'da kanuni esası ile beraber parlamenter hayata geçmiş olan ülkemiz 2017'de bu uzun ve meşakkatli demokratik yolculuğu ucube cumhurbaşkanlığı sistemiyle adeta çöpe attı. O günden beri dikkat edin, çıkarılmaya çalışılan kanunların hemen hemen tamamı, az önce de vurguladım, ya bu sistemle ülkeyi uyumlandırmak için ya da yaratılmış olan tahribatı telafi etmek için getirilmiş olan kanunlar. Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu'nu konuştuk geçtiğimiz haftalarda. Bakıyorsunuz 15 Temmuz hain darbe girişiminin, FETÖ darbe girişiminin yol açtığı ve beraberinde sistemin yol açtığı bir takım handikapları giderebilmek için konuştuğumuz, tartıştığımız bir madde. Kripto yasasını tartışıyoruz. Kripto yasasını tartışırken en çok üzerinde durduğumuz konu bu kripto vasıtasıyla ülkeye gelen kara para ve Türkiye'nin gri listede olması. Bunu bu kadar uzun konuşmamızın sebebi, gene bakıyoruz, AK Parti döneminde yanlış yönetilen ekonomi politikalarının bizi böyle bir kanunu konuşmaya sevk etmiş olması. Uyuşturucuyla alakalı da az önce zikrettim. Birbiriyle o kadar alakalı ki bu konular. Sürekli işte Sırbistan'ın, Arnavutluk'un, Gürcistan'ın mafya liderlerinin yakalandığı ile ilgili böyle bir de hani gurur duyacak şekilde bir takım açıklamalar var. Evet, kahraman emniyet mensuplarımız çabalıyordur, yakalıyordur. Biz de bundan mutlu oluruz ama buradaki kıymetli soru şu. Ya bu adamların burada ne işi var? Niye bu insanlar buraya geliyor? Türkiye adeta kirli paranın rahatlıkla kullanılabildiği bir ülke haline geldi. Onun için bu dünyadaki birçok mafya liderinin Türkiye'ye geldiğini, burada rahatlıkla hareket ettiğini, parasını buraya rahatlıkla getirdiğini düşünüyoruz. Öyle olunca da tabii ki Bitcoin'den tutun da birçok alana bunun sirayet ettiğini görüyoruz. Bugün Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı Mustafa Gültepe'nin bir açıklaması var. Yani ekonominin her alanda nasıl rahatsızlık yarattığını, anomalinin nasıl devam ettiğini göstermesi açısından haklı olarak çıktı. Dedi ki eğer kurla ilgili bir artış söz konusu olmazsa birçok ihracatçı dükkanını kapatacak. Çünkü hem pazarını hem piyasasını kaybetmeye başladı dedi. Dün de ifade ettim. Ekonomideki yanlış politikaların bizi getirdiği noktadır bu. Son olarak polis intiharlarına değinmek istiyorum. Şimdi TRT'de bir kamu spotu yayınlandı. Kamu spotunda deniyor ki polis intiharlarıyla ilgili iddialar emniyet teşkilatının itibarını sarsmayı ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlıyor. İddiaların aksine polis intiharlarında artış değil düşüş var. Şimdi bu konuyu gündeme getirmekle biz emniyet teşkilatını zafiyete uğratmış olmuyoruz. Açıklama
başlı başına beter bir açıklama. Yani intihar vakalarında düşüş olması memnuniyet verici. İntihar olmasında bir sıkıntı yok. Emniyet mensuplarımız ki bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli Şükrü Alantor 40 yaşında, Allah rahmet eylesin. O da intihar etti evinde beylik tabancasıyla. Gerekçelerine bakıyoruz. Birçoğu ekonomik ya da mobbinge uğranmış. Bu önemli bir konudur. Türkiye Büyük Meclisi'nde polis intiharları araştırma komisyonu kurulmasını da destekliyoruz. Evet, akşam milli maçımız var. Yensen de yenilsen de taraftarın senle. Bizim yaklaşımımız odur. Sonuç ne olursa olsun atacağımız mesaj, yapacağımız slogan bellidir. O da yaşasın Türkiye, yaşasın Türk milletidir. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sayın Akçay. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Milli mücadelemizin en önemli süreçlerinden olan Amasya Genelgesi'nin